Herkese iyi pazarlar. Tam kapandık derken kapandık mı? Biraz tam kapanmadan kısaca bahsedelim bu pazar. Vaka sayılarımızın 60 binli rakamlara ulaşmasından sonra etkin önlemler kaçınılmazdı ve Türkiye dün itibariyle bir tam kapanmaya gidiyor. Ancak tabii burada bizi şaşırtan ve biraz da hayal kırıklığına uğratan gelişmeler de yaşandı. Salgının ana merkezi gibi olan ve tüm vakaların %30'undan sorumlu olan İstanbul ve İstanbul'da yaşayan kişiler, deyim yerindeyse tam bir Covid göçü yaşadılar ve Türkiye'nin her tarafına çil yavrusu gibi dağıldılar. Tabii bu virüs için ve virüsün yayılımı için gerçekten çok ama çok büyük bir risk. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde ve sayfiyelerde, mesela Bodrum'da ciddi sorunlar yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü son 3 günde Bodrum'a tam 24 bin araç giriş yaptı ve 181 bin olan ilçenin nüfusu 500 bini aştı. Oysa ki bu bölgede sadece 30 tane yoğun bakım yatağı var ve sadece yatak kapasitesi 300. Sonuç olarak buralar küçük yerleşim yerleri ve bu kadar büyük kalabalıkları kaldıramazlar. Gerçekten de geçtiğimiz yaz yaşadığımıza benzer bir hatayı yineliyoruz diye düşünüyorum. Ve biz bunu bir kapanma değil, bir tatil gibi anlıyoruz. Büyük şehirlerde de durum çok farklı değil. Gerçekten de bu tam kapanmanın ilk günlerinde yine trafik önemli bir sorun oldu. Ve bildirilen rakamlar tüm çalışanların %61'inin bu tam kapanmadan muaf olduğunu gösteriyor. %22'si kısmen muaf görünüyor. O zaman geriye ne kaldı diye de soruyor insan gerçekten. Yani bu tam kapanmanın tam etkili olabilmesi için çok ciddi anlamda bu kurallara uyarak kapanmamız gerekiyor aslında. Çünkü Türkiye'de aşılanma oranı henüz %10'larda ve biz bu süreçte olabildiğince fazla aşı yapmaya çalışırken bu kapanmada da olabildiğince evde kalmalıyız aslında. Bu süreç sürerken bir yandan da tabii varyantlar dünyayı çok tehdit ediyor. Çok ciddi anlamda dünyayı tehdit eden varyantlara bakın, isimlerine bakın. Brezilya varyantı, Hindistan varyantı, Güney Afrika varyantı, İngiltere varyantı. Bunlar bulaşın, salgının çok yoğun yaşandığı bölgelerde ortaya çıkıyor. Aslında bu çok büyük bir tesadüf değil. Noel zamanı İngiltere'yi düşünün. Hindistan'daki virüsün yayılım hızına bakın. Brezilya'da yaşananlara bakın. Güney Afrika'da yaşananlara bakın. Ne kadar hızlı bölünüyor, ne kadar hızlı bulaşıyor, ne kadar hızlı çoğalıyorsa virüs, o kadar enfekte etme potansiyeli, yayılma potansiyeli artıyor ama daha önemlisi o kadar çok kopyalama hatası yapıyor. Virüs kopyalama hatası yaptıkça buna mutasyon ismi veriliyor ve virüsün yapısı değişiyor. Eğer bu mutasyonlar virüsü daha güçlü kılarsa, Hindistan varyantında, İngiltere varyantında olduğu gibi, o zaman bir zaman sonra hakim hale geliyor ve bütün dünyaya yayılıyor. Bu hem salgının sınırlandırılmasında hem de aşıların etkinliğinde ciddi bir problem. Yani günün birinde bir Bodrum varyantı, günün birinde bir İstanbul varyantının olmaması için bizim yapmamız gereken temel şey bu kapanmada kapanmanın hakkını vermek. Bu şekilde sokaklarda devam eden trafikle, şehirler arası bu kadar büyük bir hareketlilikle kapanmadan elde edebileceğimiz faydayı aslında oldukça azaltıyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Sanırım biz yine bu tam kapanmayı yanlış anladık. İstanbul'da Hindistan varyantı da tespit edilmişken ve İstanbul'da ne kadar Hindistan varyantlı vaka olduğunu henüz tam olarak bilmiyorken, İstanbul'da yaşayanların çil yavrusu gibi çok kısa zamanda bütün Türkiye'ye yayılmaları, acaba biz virüsü azaltalım diye tam kapanırken tam tersine varyantların Türkiye'ye yayılmasına mı neden olacağız? İzleyip görelim. Umarım böyle bir şeye neden olmaz ama Covid göçü gerçekten elde edebileceğimiz başarıyı ciddi anlamda azaltacak gibi gözüküyor. Önemli olan en azından gittikleri yerlerde kendilerini en azından bir haftalığına, 10 günlüğüne bir izolasyona alsınlar.
Ve ne olur oradaki yerel halkla çok yakın ilişkiye girmesinler ve çok virüsün yayılmasına neden olmasınlar. En azından bunu önerelim. Şimdilik elimizden gelen de bu. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.